Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta yazılım geliştiriciler için önemli bir trend haline gelen, kullandıkları, kullanmaya başladıkları, yeni bir iş modeli olarak gördükleri no-code, uluslararası ismiyle no-code, yerelleştirecek olursak yazılım dili olmadan yazılım geliştirme olarak çevirebileceğimiz bir modeli konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Xpod kurucu ortağı ve kurucusu Şenol Balo. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu konuyu konuşacağız uzun uzun ama öncesinde her hafta olduğu gibi Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinliyoruz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Alo. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bu hafta size entegre ettiğimiz bir hizmetten değil, şu anda hali hazırda yapmış olduğumuz bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Şu anda E-Devlet Kapısı ekibi olarak Türkiye'de 81 ilde yaklaşık olarak yapmaya başladığımız belediye ziyaretlerindeyiz. Tüm il ve ilçe belediyelerini ziyaret ediyoruz ve E-Devlet Kapısı'na yerel yönetimlerin entegre ettikleri hizmetlerde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an hali hazırda su ve kanalizasyon işletmeleriyle ilgili birçok hizmetimiz var. Gittiğimiz belediyelerde anlattığımız hizmetlerin başında su ve kanalizasyon hizmetleri, vergi borcu hizmetleri var, ancak hali hazırda entegre edilmemiş, şu an taslak olarak çalıştığımız mirasçı adına, varis ve muris adına yapılan işlemlerde mevcut. Bunlarla ilgili farkındalık içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün sizlere biraz bunlardan bahsetmek istedim. Önümüzdeki hafta radyo programına muhtemelen Adıyaman'dan katılıyor olacağım. Çünkü orada evet, belediyeyle tamam. Bir toplantımız olacak o esnada. Harika. Belediyelerin de aslında dijital dönüşümüne katkı vermek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bu ziyaretlerin amacı o. Şimdi biliyorsunuz özellikle küçük belediyelerde teknik olarak ya da maddi imkanlar mahiyetinde imkanlar biraz kısıtlı olabiliyor. İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışmalar kapsamında kendilerine düşük maliyetle bu hizmetleri nasıl sunabileceklerine dair destek olmaya çalışıyoruz. Harika, sizdeki bu bilgiler çok değerli, onları aktarmanız. Emeklerinize sağlık, iyi yolculuklar şimdiden. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinin Ayşe Torun'dan yepyeni bir çalışmayı aslında dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Xpod'e Şenol Güneş dedim. trendde olan bir şeydi aslında. Belki dilime pelesenk oldu diyelim. Xpod'a kurucusu Şenol Balo'yla beraberiz. No-code dedim. Bundan başlayalım mı? Bu ne demek? Belki yerelleştirdim ben programın başında ama evet, ne kadar doğru başardım. Kodsuz diye aslında tamam. Biz yerelde kullanıyoruz. Kodsuz yazılım geliştirme. Tamam. Temel itibariyle yazılım geliştirmek istediğinizde satır satır noktasına virgülüne dikkat ederek kodlama yapmanız gerekiyor. Yazılım yazmanız gerekiyor. No-code teknolojileri ise bu kadar zahmetli olmayan yazılımı sürükle bırakla yapabileceğiniz teknolojiler olarak ortaya çıkıyor. Yani kodlamadan yazılım yapabilir miyiz, yapabiliyor muyuz? Aslında tüm dünyanın şu anda sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Bu böyle yerelleştirebiliriz bu şeyi. Evet, kodsuz yazılım gibi. Güzel, evet. gayet şey. Bunu peki nasıl anlatabiliriz? Hiçbir yazılım dili kullanmadan, kod bilmeden bir yazılım geliştirilebilir mi? Jenerik başlığımız da sorumuz da buydu aslında. Evet, geliştirilebilir. Geliştiriliyor da. Hala birçok sektörde kodsuz yazılım yapılıyor. Kodsuz yazılım aslında önce web siteleriyle başladı. Hepimizin bildiği hızlı web sayfası geliştirme araçları ortaya çıktı. Hiçbir yazılım geliştirme bilgimiz olmadan hızlıca internetten bazı sistemlere üye olarak orada sürükle bırakla kendimize ait istediğimiz web sayfalarını yapabilmeye başladık. Bunlar nispeten daha kolay süreçlerdi. Daha basit tek sayfa veya birkaç sayfadan oluşan
dinamik olmayan, statik veri içeren web sayfaları oldukları için de bunların kodsuza geçmesi çok kolay oldu ve kodsuz web sayfaları yapılabilmeye başladı. Asıl zor olansa daha dinamik olan, kullanıcılarla etkileşim olan, çift taraflı veri girişi yapabildiğimiz, kurumların bütün iş süreçlerini yönetmek için kullandığı yazılımların kodsuza dönüşmesiydi. Çünkü dijital dönüşüm hepimizin merkezinde olan, bütün işletmelerin merkezinde olan bir konu ve dijital dönüşümün de en temeli yazılım. Doğru. Şimdi biz yazılımı nasıl yapıyoruz? Kilim dokur gibi satır satır kodlayarak yazıyoruz ve bir yazılım geliştirici 3 yılda yetişiyor. Üniversitelerde eğitimler veriyoruz. Sonra teknoloji olarak yenilenen teknolojilerle onu update ediyoruz ve belirli metodolojilerle bunu öğretiyoruz. Bir yabancı dil öğrenmek gibi aslında yazılım geliştirme dilini öğrenmek de çok büyük bir zorluk. Müthiş yatırım yapıyoruz. Müthiş bir yatırım yapıyoruz ve bu geliştiricinin yetişmesinin zorluğu, geliştirdiği yazılımın çok uzun sürelerde zor ve zahmetli geliştiriliyor olması da dijital dönüşümün önünde çok ciddi bir bariyer olarak duruyor. Bütün dünya buna nasıl çözüm üretiriz? İnsan kaynağı diye eksiği baktı. Bilmem ne konuşuluyor. Evet, yıllarca biz yazılım geliştiriciyi kodlamayı konuştuk. Problem olarak kodlama hep karşımızda durdu. Ve yazılımcıyı daha iyi nasıl kullanırız noktasında çalışmalar oldu. İşte agile geliştirme metodları ortaya çıktı. Yazılımcılara dokunmayalım. Onlar istedikleri zaman gelsinler, istedikleri zaman gitsinler. Nispeten asosyal insanlardır. Gece çalışsınlar, gündüz onlara dokunmayalım diye. Aslında yazılımcının kendisine odaklanarak burada bir verimlilik elde etmeye sağladık. Çalıştık. Sonra bizim gibi bu konuda no code, low code konusuna yatırım yapan işletmeler, biz yazılımcıya değil de yaptığı işe odaklanırsak acaba başka bir çıkış yolu bulur muyuz dedik. Biz oturduk 2012 yılında yazılımcının yaptığı işe odaklanmaya başladık. Ne yapıyor bu yazılımcı? Neden yetiştirmemiz uzun sürüyor? Kodlama yapıyor. Bir yabancı dil öğrenir gibi neredeyse yazılım geliştirme dilini öğreniyor. Ve bu diller şu andaki yabancı diller gibi statik diller değil, dinamik. Her geçen gün yeni bir teknoloji geliyor. Her geçen gün yeni bir dil öğrenmeniz gerekiyor. Başka diller de lazım. Aynen öyle. 5 yıl önce hiç duymadığımız bir yazılım geliştirme dili şu anda %30 oranında kullanılan bir yazılım geliştirme dili olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sürekli kendimizi update etmemiz gereken bir sektördeyken biz bu işi ne yaparız, nasıl kolaylaştırırız diye baktık. Bu durumda ortaya yazılım kodu olmadan yazılım geliştirebilme fikriyle ortaya çıktık. Yani devrimsel kodsuz, bir şey bu aslında. Aynen öyle. Tüm dünyada aslında devrim olarak nitelendirilebilecek bir konu. Kodsuz yazılım geliştirilir mi sorusunu sorduk. 4 yıl boyunca sorduk. Üstünde çok çalıştık. Arge çalışmaları yaptık. 2016 yılında ise bunu ürünleştirip piyasaya sunduk. İş uygulamaları pazarında bir işletmenin ihtiyaç duyduğu uygulamaları yazması, geliştirmesi, kullanması noktasında kodsuz bir şekilde bu yazılımlara sahip olmasına imkan tanıyacak bir platform ortaya çıkardık. Tüm dünyada ciddi anlamda şu anda teveccühün olduğu, firmaların hızla bu konuya yatırım yaptığı, bu konuya kaydığı bir sektör diyebiliriz. Onu soracağım o detayda da şeyi anlamak, doğru anlatabilmek için. Şimdi bir muhasebe programı yapılacak. Evet. Size bir muhasebeden anlayan uzman kişiler, briefler, geri bildirimler verecek. Yazılımcıya tarif edecek. İşte onun tasarımı yapılacak, mimari tasarımı. Yazılımcı ihtiyacı göre yazacak. Evet. Binlerce satır, on binlerce satır. Evet. Devamlı dinamik olacak vesaire. Siz örneğin bir muhasebe programında diyelim bordro ile ilgili, maaş bordrosu ile ilgili bir bölüm var. Onun kodları sizde bir kütüphane şeklinde hepsi yazılmış duruyor, sürükleyip bırak diyorsunuz ya. O iş modeline, yani modeli anlatabilir misiniz? Tamam, harika. Şimdi biz bir yazılım kullanırken bu yazılımın içerisindeki komponentleri kullanıyoruz aslında. Tamam. Ne kullanıyoruz? Bizim text bir veri girişi yapmamız için Textbox dediğimiz, tamam, yazılım dilinde bir komponente ihtiyacımız var. Veya bir çoklu seçim yapabilmek için Dropbox dediğimiz, tıkladığımızda bir liste açılan, o listeden bir şey seçtiğimiz, tamam, rakam verisi girdiğimiz, çoktan seçmeli bazı verileri girdiğimiz, adres girdiğimiz, telefon numarası girdiğimiz, mail bilgisi girdiğimiz, bazı fieldlara ihtiyacımız, evet, var. Alanlara, evet, ihtiyacımız var. Şimdi normal onun şartlarda içinde kodlar var onu tarif eden aslında. Evet, tamam. Bir yazılımcı bir ekrana text veri girişi yapabilmek için bir alan yerleştirmeye, bunu iOS'ta, Android'de, web'de kullanılabilmesini sağlamak için yüzlerce satırlık kod yazmak zorunda onun orada çalışabilmesi için.
veri girişini doğrulaması, doğru veri girilmiş mi, istenilen uzunlukta girilmiş gibi, mi gibi. Vesaire gibi birçok işlem için onun rengi girildiğinde kırmızı olsun, boş saşı olsun vesaire gibi birçok işlemi yapabilmek için her bir işleme satır satır kod yazmak doğru. zorunda. Şimdi biz burada ne yaptık? Bu textbox elemanını hazırladık, kenara koyduk. Bir liste elemanını hazırladık koyduk. Bir resim yükleme elemanını hazırladık koyduk. Bir barkod scan elemanını hazırladık koyduk. Randevularımızı yönetmek istiyorsak hazır bir takvim elemanını komponent olarak hazırladık koyduk ve kullanıcıya dedik ki sen ekran tasarımında veri girişi için neye ihtiyacın varsa, bu bir CRM'de müşteri kaydı olabilir, bir sipariş kaydı olabilir veya bahsettiğiniz gibi bordrosu yapılacak bir personelin sicil kartının girişi olabilir. Lazım olan komponentleri sürükle bırak ekranına. Tamam. Ve bu ekranda sürükleyip bıraktığın her şey anında çalışabilir olsun. Bazı gelişmiş dillerde bu var zaten diye Visual Basic'te vesaire sürükle bırak yöntemine çalışan. Ondan farkınız zıt ama aslında. Farkı şu aslında, bu tip dillerde siz komponentler alıp bırakırsınız ama bunun üstünde herhangi bir işlem yapmak istediğinizde yine kodlamayla o kontrolleri yapmak zorundasınız. Evet, bir buton alır koyarsınız ama o butona tıkladığınızda kaydedebilmesi için kaydetmesiyle ilgili yüzlerce satır lazım. Kod yazmanız mesela, lazım. Biz de tamam. O butonu koyup ben butona tıkladığımda kaydetsin diye bir aksiyon tanımlıyorsunuz ve siz o butona tıkladığınızda kaydediyor. Ayrıca bu geliştirilmiş yazılımları alıp kullanmak istediğinizde de bunları alıp Excel'ler haline getirmeniz gerekiyor. Müşteri sunucusuna götürüp kurmanız gerekiyor. Doğru. İşte iOS'ta, Android'de, web'de kullanmak için ilgili ortamlara yüklemeniz, günlerce hatta haftalarca iOS'un, Google'ın bunu onaylamasını beklemeniz gerekiyor. No-code tool'larda bunların hepsi hazır bir şekilde geldiği için siz dakikalar içerisinde bir yazılımı geliştirip anında kullanıma sunabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir hız kazandırdığı için de şirketlerin yazılım ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş oluyor. Hı hı. Dijital dönüşüm de eşittir rekabet edebilirlik hı hı. haline dönüşüyor. Aslında işletmeler için hayati önem taşıyan bir konuyu konuşuyor oluyoruz. Dolayısıyla o zaman muhasebeci örneğimize dönecek olursak, bir muhasebe departmanı çalışan o işin uzmanı insanlar sizin gibi platformları kullanarak ihtiyacı olan yazılımı sürükle bırak yöntemiyle o ekranda ihtiyacı olan şeylerin listesi var muhtemelen. Evet, hani biraz anlaşılabilirsin diye söylüyorum. Evet. Ve kendi ürününü yapabilecek, sonra test edecek, problemlerini görebilecek ve yayını alabilecek bir altyapı sunuyor. Altlık sürüyorsunuz. Bu acayip de devrimsel bir şey aslında. Hiç kod bilmeden o zaman peki her alanda her türlü yazılım yapabilir diyebilir miyiz? Burada farklı farklı sektörler var, dikeyler var diyebiliriz. Oyun sektörü var. Oyun sektöründe no code'u, low code'u. No code, low code aslında birlikte kullanılan terimler. No code dediğimizde hiç kod yazmadan uygulamayı geliştirebiliyoruz. Low code dediğimizde temel birçok işlemi kodsuz bir şekilde yapıp kompleks işlemler yaptırmak istediğimizde yine yazılımcının kod yazarak onu desteklemesi minimum gereken platform. Minimum kod, az kod ve hiç kod gibi, hiç kod gibi düşünebiliriz. Bu noktada oyun sektörü için farklı yöntemler ve uygulamalar, web sayfaları için farklı yöntemler ve uygulamalar, iş uygulamaları için de farklı uygulamalar var. Biz Xpoda olarak İş uygulamaları pazarındayız. Dolayısıyla bir şirketin kendi içinde kullanacağı CRM'i, satın alma yönetimi, tedarikçi portalı, muhasebesi, finansı, sevkiyatı, depo lojistik, üretim takip gibi uygulamalarını sürükle bırakla bizim platformumuzda geliştirebiliyorlar. Evet, bu önemli alanlar ve yapabilecekleri anlamında. Bir oyun geliştirilemez çünkü evet. başka dinamikleri var onun evet. gibi anlıyorum. Akıllı telefon uygulamaları gibi, iOS, Android uygulamaları gibi uygulamalar doğrudan bizim platformumuzda geliştirilen formları çalıştırabilecek durumda oluyor. Harika. Sizin platformunuz burada bugünlerde de çok öve ve konuştuğumuz yerli ve milli evet, bir ürün. Evet. Sizin geliştirdiğiniz bir ürün. Evet, tamamen Türkiye'de kendi kaynaklarımızda ürettiğimiz bir platform. Müthiş. 2016'da başladık. 2012'de aslında temellerini atmaya başladık. 2016'da ürünleştirip piyasaya sunduk. Bu yaklaşık 6 senedir. Dünyada bu iş global olarak bakınca çok fazla oyuncu var mı, rakip var mı? Platformlar ne durumda? Son 4 senede rekabet çok kızıştı. Bizim 2016'da çıktığımızda biz dünyadaki ilk 20 platformdan bir tanesiydik. Hala da global yazılım listelerinde ilk 20'de, ilk 25'te Xpoda yer buluyor.
Ama yüzlerce bu konuya yatırım yapıldı. Platform ortaya çıktı. Birçoğu piyasada müşteri elde ettikçe güven de sağlamış oluyor. Bu tip platformları kullanan, uygulamasını burada geliştiren kurum sayısı arttıkça, tecrübe arttıkça, başarı hikayesi arttıkça biraz daha bu konunun uzağında kalan işletmeler biz de bir deneyelim, birkaç uygulamamızı burada geliştirmeye deneyelim diye teveccüh ediyorlar. Dolayısıyla çok hızlı büyüyen bir pazar. Dünyada 2030 yılında 187 milyar dolarlık bir pazara ulaşması bekleniyor ve her yıl %32 büyüme öngörülüyor. Burada asıl ihtiyacın çıkış noktası da yapılan araştırmalar dünyadaki yazılımcı ihtiyacının ancak %20'sini karşılayabildiğimizi gösteriyor. Ya biz yeteri kadar yazılımcı yetiştiremiyoruz. Yetiştiremediğimiz için yazılım ihtiyacını karşılayamıyoruz. Bu pencereden baktığımızda aslında bizim her bir yazılımcının yanına 4 yazılımcı daha yetiştirmemiz lazım. Biliyorsunuz Türkiye de bu konuda ciddi atılımlar yaptı. Evet, 1 milyon yazılımcı programımız var. Burada bile yetiştirme sürelerinin uzun olması, eğitim süresinin uzun olması, teknolojilerin hızlı gelişmesi aslında bir bariyer olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bariyeri no-code ve low-code platformlarının kıracağını düşünüyorum ben. Burada güzel bir soru geldi şimdi aklıma. Benim için güzel en azından. Bakalım nasıl acaba hissedeceksiniz. No-code ve platformları toplam yazılım ekosistemi içinde, yazılım dilleri içinde ve yazılım ihtiyacı ekosistemi içinde. Mesela dediniz ya %30. O no-code platform yüzde kaç şu an kullanılıyor, kullanılabilir bir araştırma var mı? Mesela örneğin 2030'a kadar bütün yazılımcıların %50'si, yazılım ihtiyacı %50'si no-code'da yapılacak. O kadar uzağa gitmeyin. Gartner diyor ki 2023 mesela yılında geliştirilen uygulamaların %50'si low-code ya da no-code bir platformla geliştirilecek diyor. Süper. Yani bir sene sonra, evet, yani önümüzde çok kısa bir süre sonra hayatımızın her alanında domine eden yazılımların biz farkında olsak da olmasak da evet, %50'si yani ki yazılımdan biri no-code platformda geliştirmiş oldu. Evet, evet. Ve kurumların kullanacağı no-code platform sayısının ortalama 4 olacağı düşünülüyor. 4 farklı platform. 4 farklı neden? No-code platform kullanıyor. Hepsinin yetenekleri çünkü farklı. Çünkü dikeyler olur. Farklı. Dikeyler farklı. Yani dikeylerde farklı no-code. Bugün RPA konuşuyoruz mesela. RPA'in de no-code olanı var. Tamam. Biz iş uygulamaları pazarındayız. No-code olanı var. IoT teknolojilerin no-code, Bitcoin'de no-code çıkacak. Tamam. Çünkü zaten Bitcoin'in kriptonun genel sistematiğini hazırlamış bir işletme bunu no-code olarak servis olarak vermeye başlayacak. Aslında bizim yaptığımız da o. Milyonlarca satır kodu aldık, sınıflandırdık, düzenledik ve kullanıcıların daha kısa bir eğitimle öğrenebileceği ve doğrudan iş uygulaması geliştirebileceği bir altyapı hazırlamış olduk. Verimlilik dünyada en önemli şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda sürdürülebilirlik. No-code platformlarda aslında yazılım geliştirme dünyasına verimlilik ve sürdürülebilirlik getirecek. Aslında siz bütün o kod satırlarını birer kitaba sığdırdınız. Onlardan bir kütüphane yaptınız. Evet. Bir öğretmen hangi konuyu anlatacaksa kütüphanede o kitabı anlatacak ve öğrencilerine anlatacak. Çok Bu metafor oldu mu bilmiyorum doğru bir şekilde ama böyle anlatabiliriz. Peki hangi sektörler onu da sormuş oldum. Öğrenmek isteyenler işte son 3 dakikamız var 3,5 dakikamız iyi kullanalım istiyorum. Öğrenmek isteyenler bu platformu nasıl bir modeliniz var? Dünyada nasıl modeller var? Ücretli mi ücretsiz mi? Eğitmen olabilirler mi? Kendileri de başkalarına öğretilebilirler mi? Nasıl satın alabilirler gibi? Burada inanılmaz bir ekosistem gelişiyor. Bizim kendi özelimizde bakarsak biz yıllarca Xpoda'yla No-Code Developer eğitimleri verdik. No-Code Camp dedik buna. Üniversitelerde, üniversitelerin kulüplerinde, fiziki eğitimler kendi verdik. Ofisimizde fiziki eğitimler verdik. Ve geçen ay sonuna kadar da her ay düzenli bir şekilde No-Code Camp'ler yapıyorduk. Şimdi bu eğitimi sürdürülebilir olması ve daha fazla kitlere ulaşabilmesi adına da online'a taşıdık. akademi.xpoda.com adresinden dileyen herkes ücretsiz bir şekilde üye olabilir. Xpoda platformuyla no-code bir uygulama geliştirme deneyimini orada yaşayabilir, eğitimlerini alabilir, sınavı geçip sertifika alabilir. Bütün platformlarda bu var mı? Her platformda yok. Her platformda yok. Ama genel iş modeli eğitimler ücretsiz. Genel iş modeli eğitimler ücretsiz. Çünkü aslında burada eğitim alan uygulamayı geliştiren kişi oluyor.
Dolayısıyla uygulamayı geliştiren kişi bir yazılım şirketi ise müşterileri için uygulama geliştiriyor. Bir şirketin kendi içinde çalışan personel ise kendi şirketi için bir uygulama geliştiriyor. Platformlar geliştirilen uygulamalar kullanılırken kullanıcı başı lisans alıyor. Dünyadaki platformların gelir modeli bu yöntemle ilerliyor. Dolayısıyla bizim Expo'da ürünümüzü alan bir işletme geliştirici için bir ödeme yapmıyor. Geliştirici eğitimleri de ücretsiz, internette online dediğim gibi sertifikalar alınabilir. Ama geliştirilen uygulamayı kullanmak istediklerinde kaç kullanıcı bu uygulamaya erişim sağlayacak, kullanacaksa biz o kadar lisanslama yapıyoruz. Diyelim bir muhasebe programı ihtiyacı oldu bir firmanın. Hı-hı. O eğitimi aldı, geliştirdi. Geliştirene kadar her şey ücretsiz. Evet. Geliştirmeye başladığı an... Kullanmaya başladığı an artık onun kaç kullanıcısı öyle bir ücreti evet, var. Evet. Dünyadaki platformlarda aslında bu şekilde fiyatlama yapıyor. Genel yaklaşım bu. Genel olarak peki bu geliştiriciler sizin platformunuzdaki yazılımın genel kütüphaneni geliştirmesine de katkı sunma ihtimali şeyleri var mı? Var. Biz orada yazılım geliştiriciler topluluğu gibi bir şeyiniz evet, var mı? Evet. Aslında community çok önemli burada. Geliştiriciler, iş ortakları, bayiler, onların oluşturduğu topluluklar çok kritik. Bizim Xpodium dediğimiz hazır uygulama marketimiz var. Platformumuz içerisinde geliştiriciler gelip eğitim alıp orada kendi fikirlerine uygun bir uygulamayı, kendi istedikleri sektöre cevap verecek bir uygulamayı geliştirip bizim markete koyabilirler. Dolayısıyla tüm dünyada satış yapabilirler. Biz şu anda Amerika pazarındayız, Avrupa'da varız, Orta Doğu'da varız ve Amerika'da üniversitelerde ders olarak okutulan bir platformdan bahsediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Expo'da Şenol Balo, çok şeref verdiniz ve NoCode'u konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımız olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu arada yarın çok önemli bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.